Selamlar. Videoya geçmeden önce sizlere sponsorum olan Codeshop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar Codeshop'tan hızlı ve güvenilir bir şekilde elmas satın alabilirsiniz. Normalde olduğundan çok daha uyguna elmas fiyatları mevcut ve çok güzel kampanyalar da sürekli oluyor. Açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Dileyenler oradan Codeshop'u ziyaret edebilir ve elmas satın alabilir. Hadi videoya geçelim. Herkese selamlar. Herkese güzel hafta sonları dilerim. Arkadaşlar yeni gelecek hero'muz Florn. Yeni destek hero'su. Çok böyle tatlı, ponçik bir hero geliyor. Seslendirmesi daha çıkmamış. O yüzden seslendirmesini sizlere gösteremiyorum. Bu hero'yu sizlere bugün tanıtacağım. Bir de çıtırından şöyle bir yenilenen Hayabusa'yı göstereceğim. Çok fazla bir şey değişmemiş gibi ama onu videonun sonlarına doğru gösteririm. Şöyle hemen bir girelim. Yeni hero'muzu size şöyle bir göstereyim. Yeni destek dürtme koruyucu. Hem dürtüyor hem de koruyucu. Çok güzel bir hero. Açıkçası çok böyle tatlı bir hero olmuş. Bayağı böyle görüntüsü falan da bayağı hoş. Yetenekleri de çok iyi. Abartı derecede bozuk değil. Çok da kötü değil. Gerçekten hani tam böyle paylaşım var şurada. Paylaşıma basınca pasifimiz oluyor herhalde. Devin Feneri 1000 birikimde evrimleşir. Tamamdır. Hemen şöyle yeteneklerinden okuyarak sizlere göstereyim. İlk yeteneğim neymiş? Ekim. İkinci yeteneği Filiz. Ultisi çiçeklenme. Pasifi de devmiş. Şu koridoru da bir kapatalım. Ya karakter şey gibi arkadaşlar. Böyle Angel tarzı hero oynayan, özellikle kız oyuncuların yeni main olacak bir hero'ya benziyor bu arada. Koridoru kapattık. Baksana da çok ponçik. Bunu ben de oynarım ya. Harika bir şey. Göründüğümü falan bayağı iyi bu arada. Hemen şey ilk yeteneği bir okuyalım. Florn hedeflenen bir düşmana enerji topunu fırlatıyor. 250 bir hasar veriyor. Fırlatılan tohum daha sonrasında bir şifa meyvesi de dönüşerek yakındaki minyon olmayan dost birimler için 100 artı 12 hibrite göre bu arada. Şu gördüğünüz turkuaz olan hibrit demek arkadaşlar. Hedefin kaybettiği HP'nin %5 kadarı HP yeniliyor. Kahraman olmayan bir düşman üzerinde kullanıldığında iyileşme etkisi %80 değerine düşüyormuş. Şimdi bak şöyle yapalım. Şöyle bir kullanalım yeteneği. Bakın skill shot değil garanti. Yani garanti bildiğiniz adamın üzerine nerede olursanız olsun tıkladığınızda kahramanı kilitlediğinizde atabileceğiniz bir yetenek. Hani bu basit olmuş ve gayet de güzel olmuş ama koridorda karşısında oynayan oyuncuları gerçekten bayağı darlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şuraya bir tane dost bot ekliyorum, tamam mı? Dost botumuza vurabilir misin bilgisayarcığım? Vur bakayım bizim dost bota. Vur bir. Hadi bakayım vur bakayım aslan. Korkma korkma git vur ona. Ha? Oğlum vursana lan bot. Lan bot bottan mı korkar? Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir böyle bir şey olabilir mi ya? Ben gidiyorum Turtle'a. Hemen şu en iyisi Turtle'la işbirliği yapayım. Bu bot bayağı tırsak bir şey çıktı ya. Şimdi buraya dost botumuzu ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra şuna bir tane vuralım. Bak şimdi Turtle bizim karakterimizi vurdukça ben şimdi Turtle'a Q atacağım. Turtle'dan can geldi. Gördünüz mü? Harika bir şey ya. Bu rakiplerde de aynı şekilde oluyor. Minyonlarda da oluyor. İşin garip kısmı bu. Minyonlarda bile oluyor. Bak buradan vuruyorum. Ta buraya kadar can geliyor. Bana da can geliyor. Lan öleceksin lan dur ölme lan. Böyle atayım tak. Hemen can yenilemesi geliyor arkadaşlar. Bekleme süresi yok. Tövbe aşağı modunda açıp şu seviyeyi maxlayalım. Birazcık da altın ekleyelim. Sizlere daha rahat bir şekilde göstereyim bunu. Yeteneklerimizi de hızlı bir şekilde maxlayalım. Ve birden çok hedefe de şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Can verebiliyoruz. Mesela buraya bir adet dost botu ekleyelim. Buraya da ekleyelim. Buraya da ekleyelim. Buraya da abarttık birazcık. Bu kadar yeter. Şimdi buraya bir Q attık mı tak diye. Abi 5'in evinden can mı gitti? 6'sına birden mi can gitti? Limit yok mu? Yok 4 kişiye gidiyor maksimum. Evet 4 kişiye gidiyor maksimum. Yanlış mı görüyorum yoksa? Bana da geliyor. Beni de sersek 5 kişiye can gidiyor. Tüm takıma Q ile can sağlayabiliyorsunuz. Mesela AP'ye göre bak 392 vuruyorum ya. Can yenilemesi nasıl ya? Mesela şu dost botları bir kaldıralım. Botları kaldır diyelim. Şuraya bir tane dost bot ekleyelim, tamam mı? Şimdi hiç item'ım yok. Bu 212 can yeniliyor. Bir tane daha attım. 248 mi? Peki bunu alsam kain yenilemesi fazla. 248 yok. Kain bir etki etmedi. O zaman şuradan birkaç tane AP item alayım. Böyle birkaç. Tabii ki de böyle bir build yapılmaz ama. Bu ne abi? Şema. Ona da bakacağım. 511 can basmak ne? Bu çok fazla ama.
Ultimi de can basıyor. Sadece Q değil. Ondan dolayı böyle bir tepki veriyorum. Şimdi arkadaşlar. Şurada bir item var. Şunu merak ettim. Bu neymiş ya? Parıldayan fener. Eşsiz parıldayan fener. Flow'nun dev fenerinin gücünü dost kahramanda paylaşabilir. Bunu satabiliyoruz mu? Bu item alamayacağız mı? Fener henüz yeterince güçlü değil ve savaşta yeterince enerji yeminde evrimleşebilir. He, anladım. Şimdi arkadaşlar bu Hero'da bu parıldayan fenerle oyuna başlıyormuşuz ve bu geliştiriliyormuş. Kaç kat geliştiriliyor onu bilmiyorum. Şöyle üstüne mesela şu item'ı çıkarken şöyle tamamlanabilir yapmışlar yani şu siyah ya. Buna da öyle bir şey yapılabilirdi. Hani daha basit de indirgenmiş olabilirdi. Çünkü bazı oyuncular bunu idrak etmeyebilir. Bakalım. Hemen şöyle dev pasifi de bir okuyalım. Dev'in feneri Flor'un özelliğini biraz arttırabilir ve tam enerji birikimine 1000 ulaştığında evrimleşir diyor. Ve şu anda her saniye evrimleşiyor gördüğünüz üzere. Hasar versem kiralsam acaba? Oo şey vurunca daha çok şey oluyor. O zaman hemen şuraya bir pasif okumayı bir durdurup hemen şunu bir yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Kalanını okuyacağım. Şuraya bir hasar botları ekleyelim ya. Hasar 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 ekle ekle. Hemen pasif dolduralım. Tak tak. Tamam, hemen fulledik. Can basınca falan da acaba pasifi etki ediyor mu? Tam okumadım ama bakacağım şimdi. Evet bunu 1000 yaptık. Tamam 1000 yaptık. Item'ımız ne oldu? Aha item'ımız yükseldi. 40 büyü gücü, 10 hareket hızı, %5'te bekleme süresi veriyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Hani oyun başında da item'la başlamak bence bayağı OP olmuş. Böyle bir karakter için zaten kırılgan ve skillshot karakteri olduğu için, dürtme karakteri olduğu için gayet güzel. Sonuçta Mobile Legends Burst Damage yani anlık hasara yapan bir oyun olduğu için böyle başlangıç tatlı olmuş. Eşsiz pasif neymiş? Flor'un becerileri ve Dev'in fenerinin evriminden sonra evrimleşir. Paylaşılan ekipmanlar da gücünü orada çıkarır. Ne? Yetenekler evrimleşti. Nasıl yani? Bir şey evrimleşmemiş. Yine aynı. Değişen bir şey yok. Allah Allah. Herhalde evrimden kastı güçlendirme falan mı demek istiyor? Daha da yükselmiyor arkadaşlar. Daha pasif 1000'de kalıyor. Bunu şu anda ben ayın 8. ayın 15'inde çekiyorum. Ağustos'un pazar günü çekiyorum bu videoyu. Şimdi bu Hero bizim server'ımıza gelene kadar çok fazla şeyde değişiklik olabilir. Baştan söyleyeyim sadece bu videoya takılı kalmayın. Bu bizim server'a gelene kadar o bir sürü değişikliğe gidilir. Ben onu baştan size söyleyeyim. Şimdi pasife kaldığımız yerden devam edelim. Neymiş? Flor'un paylaştığı ekipman parçası herhangi bir sunaktayken Flor fenerin gücünü bir dost kahramanla paylaşabilir ve o kahramana fazladan bir ekipman parçası verebilir. Nasıl yani? Flor'un paylaştığı ekipman parçası herhangi bir ekipman yuvasına mal olmaz. Nasıl yani? Şimdi benim dost kahramanıma şey mi gidiyor? Valla bunu anlamadım. Bunu çözemedim. Paylaşabilir diyor da benim yanımdaki oyuncuda böyle bir şey yok. Şu anda tam ayarlanmadım mı yoksa? Paylaşılan ekipman. Herhalde yanımdaki oyuncu da satın alabiliyor diye düşünüyorum. Bence kesinlikle böyle bir şey vardır. Yoksa buradan verilebilme bir olasılığı yok. Kullanamıyorum bir yerden de. Aktif olarak da kullanamıyorum arkadaşlar. Galiba yanınızdaki oyuncu da böyle satın almaya girerek bu Flor'un Umut Feneri'nden satın alabiliyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Ne demiş başka? Bekleme süresi 30 saniye. Ayrıca tam enerji birikimine ulaştığında da paylaşılan ekipman da evrimleşir. Burada paylaşmadan kastı sadece item almak değil de şey de olabilir. Hani yetenek paylaşım vesaire de olabilir arkadaşlar. Türkçe çevirmelerde bazen sıkıntı çıkabiliyor. Flor'un becerileriyle düşmanlara verdikçe evet. Süper Türkçe bu arada. Flor'un umut kötü yollara düşmüş. Enerji biriktirme hızını hızlandırabilir. Flor'un minik dostu dev fenerini satamaz. Tamam abi. Bu pasifi burada bırakalım. Bulduğumuz Türkçe'yi unutacağız yoksa. Şimdi ikinci yetenek olan Frizz'den bahsedelim arkadaşlar. Flor'un dev gücünü ödünç alır ve belirlenen yöne doğru bir enerji bloğu fırlatarak isabet alan düşmana 500 artı 570 hibrit hasarı ve büyü hasarı verir diyor. Fırlatılan enerji bloğu bir düşmana çarptığında veya maksimum menzile ulaştığında bir kez dağılarak teker ve o alanda bulunan düşmanlara 500 artı 570 de ekstra hasar vererek onları 1,25 saniyeliğine sersemletirmiş. Şöyle arkadaşlar bu yetenek şimdi bu şekilde gidiyor ya. Bu Q yeteneğine göre daha çok böyle skillshot yeteneği. Bu böyle yerde yuvarlanıyor. Çarptığı yerde böyle bir yuvarlak oluşturuyor. Mesela rakibe çarpmadan oluşturuyor mu? Rakibe çarpmadan da oluşturabiliyor ve
Tutturduğumuzda bu çarptığında ve yuvarlak çıktığında herkese şey verebiliyor arkadaşlar. Tıtan veriyor. Haberiniz olsun. Evrilmiş fenerde patlaması yüzde patlama menziri %120 artarmış. Evrimleşince yeteneklerin şeyleri değişiyormuş. Bazı güçleri değişiyormuş. Anladım, tamam, çözdük. Pandora'nın şifresini çözdük. Okey. Burada zaten yeteneklerin evrimleşmiş şeyleri de yazıyor. Onları da birazdan okuyayım, kafanız karışmasın. Ultisi çiçeklenme. Flora'nın yaşam gücü, Dev'in yaşam gücüyle rezonansa ben bunu okuyamam. Girer işte. Ve tüm dostluk kahramanları 2 defa 520, 253 HP basar. Mesafeyi yoksa eğer, bu itemlara göre değişiyor, haberiniz olsun. Mesafeyi yoksa eğer, ayrıca dost kahramanların etrafındaki düşmanlara da 390 artı 380 büyü hasarı verir. Ve iyileştirme her etkili olduğunda onları 0,8 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Evrimleşmiş fener. Hasar alan düşmanlar son saldırıda 0,4 saniye susturulur. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Silence, yani şeyin attığı gibi. Mesela size şeyden örnek vereyim. Natalia hani zıplıyor, susturuyor ya. Aynı o tarz bir şey demek oluyor. Şimdi evrimleşmiş yeteneklerde ilk yeteneğimiz evrimleşince becerinin kullanımı menzili %120 artıyormuş arkadaşlar. İkincisinde evrimleşince enerji patlaması menzili %120 artıyormuş. Üçüncü, yani ultimiz evrimleştiğinde de hasar alan düşmanlarımız son saldırıda 0,4 saniyeliğine susturuluyormuş arkadaşlar. Ultimi de size şöyle göstereyim. Ultim de aynı şekilde şöyle can şey yapıyor ve rakibe de gördüğünüz gibi susturma atıyor. Ama Hiro'nun seslendirmeleri daha tam olarak gelmemiş diye tahmin ediyorum. Mesela şurada bir can yenilemesine şöyle bir bakalım. Şuraya bir dost botu ekleyelim. Dost bot. Şuraya da hasar botu ekleyelim. Hasar botundan şöyle bir Q vuralım. Şöyle can yenileyebiliyoruz arkadaşlar. Vurdukça minyonlardan da aynı şekilde can yenileyebiliyoruz. Ormanlardan da. Açıkçası bayağı karakter tatlı bir karakter olmuş. Geldiğinde off tank bir build yapılır. Dürtme odaklı bir build yapılır. Full tabii ki de çok öne geçtiğimiz bir maçta full AP kasarak karşı takım böyle, yani illallah ettirebileceğimiz bir hero, ama her ne kadar full AP'de kalsak 1-2 tane zırh item'ı, işte büyü direnci item'ı rakibimize göre çıkarsak bu hero'dan güzel verim alırız. Özellikle bot lane'de oynanması ya da top lane'de birinin yanında oynanması düşük ligdeki oyuncular için çok keyif verici bir şey olacak, hero olacak. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ben de bayağı oynarken keyif alacağım bir hero'ya benziyor. Çünkü bu tarz hero'lar gerçekten insana çok keyif veriyor. Böyle uzaktan pıt 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 rakibi kanser ediyorsunuz ya. Hero'muz bayağı tatlı bir şey olmuş. Ben bu hero'yu yeni kız oyuncuların, daha doğrusu yeni hero'nun, cümleye karıştırdım. Kız oyuncularının yeni main olacağını düşünüyorum. Aynı Angel stili bir şey olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Size şöyle ufaktan bir Hayabusa'yı da göstereyim. Evet arkadaşlar, yenilenen Hayabusa. Hayabusa'ya giriş ekranında bu şekilde bizi karşılıyor. Tipi falan, görüntüsü bayağı değişmiş. Hemen şöyle maça geçelim. Giriş ekranındaki fotoğrafa da bir bakalım. Fotoğraftaki görüntü de Kızılgölü'ye bu şekilde arkadaşlar. Açıkçası güzel olmuş ya. Anime karakterlerini andırmış birazcık. Böyle daha sert bir görüntü olmuş ama oyun içerisindeki görüntüsü gerçekten çok güzel. Bakın şöyle Q'yu attığımda tak diye zıplayarak yere oluyor. Geri kalan yetenekleri de arkadaşlar. Geri kalan yeteneklerinde de pek bir değişiklik yok. Onu da söyleyeyim. Ha, hasar olarak nerf yemiş ya da buff yemiş olabilir. O detaylara pek girmeyeceğim. Şu an sadece sizlere görüntüsünü göstermek istiyorum. Bu şekilde şey atıyor. Şey değişmiş. W'su değişmiş. W bayağı bir değişmiş. Hiç umduğum gibi değildi bu arada. Ben W değişmedi diye biliyordum. Allah Allah. Bakın Q'su bu şekilde. Şöyle Q göstereyim. Atıyor zıplayarak piu diye geri topluyor. Piu diye geri topluyor. İleri doğru atılıyor ve dördü de aynı şeyde. Aynı orantıda gördüğünüz üzere. Önceden nasıl bir örnek verebilirim? Artı şeklindeydi. Sanki haç şeklinde gibiydi. Bakın tam şurada kalıyordu gölge. Gölge şurada kalıyordu. Bu da arkadaki uzun kalıyordu birazcık. Şimdiki daha orantılı olmuş. Ultisinde şöyle hızlı bir şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Bot gel buraya, çok kaçıyorsun. Gel buraya gel. Tak. Tak 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 tak. Ultisinde de bir görsel değişiklik olmuş olabilir. Hayabusa main'li oyuncular bunu benden daha iyi anlayabilirler. Şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hayabusa da bu şekilde olmuş. Daha fazla detaylara girmeden videoyu burada sonlandırıyorum. Videoya bir adet beğeni bırakarak daha fazla böyle yeni gelecek hero'ları video çekmemde bana destek... konuşmayı unutuyorum ben bu videolarda ya. Beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yakışıklı bir şey olmuş ya. Bayağı böyle cool bir şey olmuş. Oynarım ben bunu.